Asil'miş. Hiç Asil görmesek inanacak. Pabucumun Asil'i. Kale Hanım'la bu evliliği kurtaracak bir fikir geldi benim aklıma. Ne fikri Elena abla? Şimdi Merve'nin annesi hazır ortada çocuk yokken bu evliliği bitirmek lazım dedi ya. Ela dinleyin. Boşanmaktan kurtaracak bir planı var dedin. Koştum geldim normal olarak. Neymiş o plan? Şimdi Merveciğim, annen boşanmanızdan söz ederken hazır çocukları yokken biz bunları boşayalım dedi. Bu ne demek sence? Yani bizi boşayacak demek değil mi Eleni Pampiş? Doğru anladım değil mi? Evet doğru anlamışsın. Ama sizin çocuğunuz olsa annen sizi boşamaktan vazgeçecek. Aynı zamanda da bu demek bu değil mi? İyi de Eleni Pampiş bizim çocuğumuz yok ki normal olarak. İyi ama bunu sadece biz biliyoruz. Annem bilmiyor ki. Ya siz iyi misiniz ya? Ay neden Arif abi? Ya neden olacak Narinim? Ya diyorsunuz ki çocuğunuzun olmadığını bir tek biz biliyoruz. Ya çocuğumuzun olmadığını cümle alem biliyor. Ay durunuz Frekale. Lafın sonunu dinleyiniz. Tamam ortalıkta çocuk olmayabilir. Ama pekala sen hamile olabilirsin. Öyle değil mi? Buna ne dersiniz? Ha şimdi anladım. Yani Merve annesine numaradan hamileyim diyecek öyle mi? En aksi. Ay siz süpersiniz pampişler ya. Ama ya sonra annem öğrenirse benim hamile olmadığımı? Annen hamile olduğunu duyunca yumuşayacak. E siz de o sırada eşek değilsiniz ya. Çocuk yapma çalışmalarına başlarsınız artık. Ya vallahi güzel plan şimdi tuttum yani. Eleni Hanım'ın planı. Eleni Hanım. Siz de maşallah benim üç kağıtçı damadım Sinan'ı geçtiniz. Kale bunlar beyaz yalanlar. Maksat yuva kurtulsu. Endaksi. Endaksi. Ah yavrum iyi ki kalkıp gelmiş olaya el koymuşum. Bak sonunda senin de yüzün gülmeye başladı. Anneciğim sizin de yüzünüz gülecek. Size çok güzel bir sürprizim var normal olarak. Boşanma haberini vereceksin değil mi? Yoksa açtın mı davayı? Ne zaman boşanıyorsunuz yavrucuğum? Hayır anneciğim boşanma falan yok. Ama çok daha güzel bir sürprizim var. Hazır mısınız? Hamileyim. Ne? Hamile misin kızım? Evet babacığım hamileyim. Anne sen neden bir şey söylemiyorsun? Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bayılır. Acem galiba. Nerede? Kolay gitsin. Kolay gitsin. Oh be, sonunda senin ağından kurtuldum. Artık deliksiz bu uykuyu hak ettin vakkas. Vay, vay, vay vakkas kardeşime bak Arif abisini düşünmüş yatak açmış be. Kralsın oğlum, ver bakayım yastığı. Vermem, vallahi vermem. Ya Sinan ağından kurtuldum, şimdi sen mi çıktın başıma Arif ağa? Ya vakkas, birazcık mantıklı ol ya. Dün akşam geldim, burada yatıyordunuz, hiç dokunmadım, gittim takside yattım. Belim tutuldu ya. Şimdi ben bu gece yine takside yatarsam, vallahi beni kadavra olarak kullanırsınız yarın yani. Vay, vermeyeyim, vermeyeyim. Ya vakkas. Vermeyeyim. Ya vakkas, vermeyeyim. Ya. İyi akşamlar pampişler. Allah Allah. Bu saatte şimdi ne oldu da geldiniz ya? Taksi mi lazımdı kaynana? Hayır aşkı Tom seni evimize götürmeye geldik normal olarak. Yok çok sağ olun. Ben istenmediğim yerde kalmam. Kusura bakmayın yani. Benim evim burası yani. Ben burada yatacağım. Bak kaçsın ışıkları bir söndürsene ben. Ya anne sen de bir şeyler söylesene Arif pampişime normal olarak ya. Evladım ben Merve'nin hamile olduğunu bilmiyordum. Yoksa ayırır mıyım sizi? Ben hatalıyım. Özür diliyorum. Hadi evine dön artık. Allah ciddi misin kaynana? Evet aşkım gerçekten. Hadi evimize gidelim normal olarak. İyi tamam. Hadi evimize gidelim o zaman hayatım. Hadi bakkas. Sen de burada yat. İyi geceler. Canım benim. Ya kaynana Allah aşkına bir dur ya. Ye kızım ye. Ay anneciğim nereden çıktı bu turşu işi ya? Sabahtan beri bana turşu yediriyorsun normal olarak. İçim dışım turşu oldu. Öteden beri hep bir kız sorunum olsun istemiştim. Böyle senin küçüklüğün gibi mini mini şirin bir kız çocuğu. Turşu'ya da kız doğru seveyim onu. Ay inşallah babasına benzemez. Allah Allah ben çirkin miyim kaynana? Ne biçim konuşuyorsun? Alınıyorum bak ha. Kızım bak gittim baklava aldım sana. Aç bakayım ağzını aç aç.
Merve tatlı sevmez, turşu yiyecek o. Aa, olur mu? Baklava sevilmez mi? Ya kızım, tatlıya ki erkek torun doğur. Hayır efendim, ekşi yiyip kız doğuracak. Ya rüyanda görürsün sen kızı. Ben erkek torun istiyorum, erkek. Ye tatlıyı, doğur atlıyı. Hadi kızım. Ye ekşiyi, doğur Ayşe'yi. Ye kızım ye. Hadi ye kızım. Allah aşkına, biliyorum tatlısı ekşisi. Bir durun Allah aşkına ya. Öldüreceksiniz karımı be. Ver. Tatlı canım. Ay anne papişim ya, hiç bahsetmiyorsun. Nasıl İzmir? Herkes iyi mi normal olarak? İzmir bildiğin gibi işte de. Kızım sen nasıl hamilesin? Ne aşeriyorsun ne bir şey. Senin canın hiçbir şey istemiyor mu? Yok anne papişim, hiç aşermiyorum. Allah Allah. Karnım da hiç büyümemiş. Hemen doktora gidelim, bir kontrol ettirelim. Doktor mu? Anneciğim doktor da nereden çıktı ya? Hiç gerek yok öyle şeylere. Olur mu öyle şey kızım? Ultrasonla da olsa torunumu bir göreyim. Bakalım kime benziyor. Ay inşallah bizim tarafa benziyordur. Senin o tipsiz kocana benzerse yandık. Ay anneciğim aşk olsun ya. Benim kocamın neresi tipsiz? Brad Pitt gibi benim kocam maşallah. Benim kocam mı geldi? Diyorum ki hemen doktora gidelim. Torunumun ultrasonla fotoğrafını çekip çerçeveletip şöyle duvara asalım. Hı? Yok anneciğim ben. Böyle büyük bir fotoğraf çektirip böyle duvarı kaplatalım istersen. Ya ne ultrason anneciğim? 2 aylık bebek. Fasulye gibi o ya. Olsun. Gidelim. Ben çayımı tazeleyip de geleyim. Ya aşkım ya, olmayacak bu iş böyle. Vallahi annem tutturdu ultrason diye. Ya benim doktora götürse hamile olmadığımı ortaya çıkar. Ondan sonra annemizi tekrar ayırmaya kalkacak. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ne demek aşkım, ne yapacağız? Bir önce çocuk doğurmamız lazım. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Bir türlü hamile kalamadım hayatım ya. Aa, hamile kalmak sanki çok kolay da. Kolaysa sen hamile kal. Ya hayatım ya, ne olur. Küs mü dur. Bundan sonra 7-24 non-stop bebek yapma çalışmalarına başlıyoruz, tamam mı? Bu çalışmalar bizim evliliğimizi kurtaracak. Şişt, hadi. Görmüyorsun. Ya anneni ne yapacaksın? Hadi ya. Allah. Lodos denizden eser, ben deniz Arif keser. Bu çocuk olmazsa bu kaynana da beni keser. Ha? Oğlum bağır ola. Sizin şu kaynana krizi yeniden mi ortadı yoksa? Ya sorma Nuri babaya. Hani biz Merve ile bir numara yapmıştık ya kaynanaya. Hani Merve hamile diye. Şimdi benim kaynana İzmir'den geldi. Merve'ye böyle baktı baktı. Kızım diyor. Sen diyor nasıl hamilesin diyor. Tamam mı? Ya diyor hiç diyor aşermiyorsun diyor. Yok efendim göbeğin diyor şişmiyor diyor. Efendim doktora gideceğiz diyor. Ultrason çektireceğiz diyor. Ben torunumun fotoğrafını bir göreceğim diyor. Ya diyor da diyor anasını satayım ya. Kızanım senin kaynanan burada yokken bu işi yapacaktı canım. Ya Osman abi 2 haftadan beri ne çektiğimi ben biliyorum. Ya deniyoruz ama bir türlü hamile kalamıyoruz ya. Pardon Arif'im tarifim, hamile kalamadık dedin de aklıma geldi. Yani siz bebek yapmak için gerekli işlemleri yapıyor musunuz? Yani o prosedüre uyuyor musunuz? Nasıl yani? Yani şey gibi her gece aynı odada, aynı yatakta ve affedersiniz çıplak yatmak gibi. Sinan Cankıcı. Sen de beni iyice saf zannettin ha. Herhalde yani onları yapıyoruz. Yok Arif'im hani söz konusu sen olunca merak ettim. Belki prosedüre uyamıyorsunuzdur diye. Ya Arif abi. Bence senin enerji veren şeyler yemen lazım. Mesela bal, pekmez, ceviz, cezerye, mesir macunu. Bu gibi şeyleri yiyin mi, yiyin mi? Yiyeyim makkasım, yiyeyim de. Onları da yedikten sonra yani üzerinize affet bir ağırlık çöküyor. Yatıyorum uyuyorum ya. Ulan uyuyunca olmaz ki bu iş. Ya Arif abiciğim sen bunların hepsini unut, boş ver. Bebek içtiysen Göbek Baba Türbesi'ne gideceksin. Nereye? He, Göbek Baba Türbesi'ne gidiyorsun. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyorsun. Bebek olayım. Ya hiç kusura bakma kardeşim ne? Bebek babaya falan gidip göbek atıp karizmayı çizdiremem yani. Ya toprağım sen onu bunu boş ver. Bak sen beni dinle. Bilirsin vakti zamanında bizim de bebemiz olmaydı Zeyno'mla. Evet. Zeyno'yu aldım götürdüm kaplıcalara. Bir güzel çamur banyosu yaptık. Ondan sonra Zehra'yı kucağımıza aldık Zeyno'yla. Ya. Harbiden mi ya? Çamur banyosu diyorsun yani. Peki çamur çocuk yapar mı Nuri baba? Şimdi bak oğlum şöyle söyleyeyim. Doktorlar hep söylerler. Kadın çocuk yapmaya çalışırken strese girer. Strese girdiği zaman da çocuk yapmak çok zorlaşır. Bence al karını. Yani bir hafta, 2 hafta bir yere git. Bir termale git, termal merkeze. Orada banyo yapsın, stresini atsın.
İkinci bir balayı yapmış olursunuz. Çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Tamam be. Harbiden ben o zaman gidiyorum. Merve'yi alıyorum, tamam mı? Termal Otel'e de yerleşiyorum. O çamur banyosunda yapıyorum. O çocuğu da buraya yazıyorum. Hadi bana eyvallah. Hadi ko.